Sevgili izleyiciler, üretici dünyasındasınız, çiftçi TV'desiniz. Türkiye'nin üreticilerin, çiftçilerin yeni kanalı Çiftçi TV'de yepyeni bir programımız başlıyor. Üretici Dünyası. Bendeniz Kadir Demircan. Evet sevgili izleyiciler, üretici dünyasındayız. Bir üreticimize konuk oluyoruz. Selamünaleyküm Doğan abicim. Selam, sizi tanıyalım. Evet. Abi biz karda, kışta, kıyamette üreticilerin ne yaptığını merak ediyoruz. Burada ne yapıyorsunuz? Kapalı içeride ot veriyoruz, yem veriyoruz. Ne üretiyorsunuz abi burada? Keçi yetiştiriyoruz. Keçi sütü, oğlak. Keçi sütü. Ve oğlak. Oğlak. Keçiler içeride mi? İçeride. Tamam, içeri gidelim o zaman. Keçilerin tamam. Yanına gidelim sevgili izleyiciler. Gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, üretici dünyasında sahnen keçi çiftliğindeyiz. Doğan Özastan'ın çiftliğine geldik. Bugün her yer karla kaplı. Arazi aracımızla geldik. Keçiler damda kapalı şu anda. Tabii ki kucağıma bir keçi almadan, oğlak yavrusu almadan Doğan abiyle sohbet yapmak istemiyorum. İlk işimiz güzel bir oğlak. Doğan abi ben alırdım ya. Ah. Ya Rabbi şu güzelliğe bak. Doğan abi, keçi üretiyorsunuz burada. Değil mi? Evet. Nedir bu keçilerin cinsi abi? Bunlar melez. Sanem melezleri. Yani kan seviyeleri de çok yüksek değil yani şey olarak. Ama şey maltız sanem melezleri. Maltız sanem melezi. Evet, bunlar öyle. He. Peki Doğan abi kaç yıldır buradasınız? Ne zamandır bu iş yapıyorsunuz? Biz 3 yıldır buradayız. 3 yıldır buradasınız. Kendi yerimiz burası. Kendi yeriniz. Kaç tane hayvan var abi burada? Şu anda 80-90 tane civarında. 80-90 tane. Tam rakam bilmiyorum. Peki nerede bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Meranız var mı? Var, meramız var. Kar olmadığı zaman merada otlatıyoruz. Doğan abi yani öte gitme. Beri gel abi. Olma. Ya tamam. Ay ya Rabbim, ya Rabbim. Şu kaç günlük abi bu oğlak? Bilmem 4-5 günlük var herhalde. Ya ne kadar tatlı, ne kadar mübarek bir hayvan ya Rabbi. Oh. Oh. Beni çok sevdi bu ya. Sana verelim bunu. Adam ya Rabbi. Ben alırsam bunu süt ay atmasana Doğan abi. Düştü. Tek 4 ayak üzerine düştü. Evet. Vay be arazi. Annesini oğlum. Emenlerle elde beslenenler aynı olmuyor. Allah'ım. Evet. Gelişmiyor. Elde gelişmiyor. Beslenenler gelişmiyor. Yani nedenini çok fazla bilmiyorum. Ama annesini emenler hızlı gelişiyor. Peki Doğan abi kaç dönüm meranız var? Bizim meramız geniş. Çok geniş. Kendi otlattığımız yer geniş. Hmm. Yaklaşık 200 dönüm yer kullanıyoruz. 200 dönüm yer kullanıyorsunuz. 80 orman içi. Bölüm hariç. Peki şimdi mesela bizi birçok kişi arıyor. İşte keçi çiftliği için, koyun çiftliği için yer soruyor. Yer var mı? Mera var mı? Siz bu işi yapıyorsunuz. Bu tür küçükbaş hayvan üretiminde koyunu mu tercih edersiniz? Ben keçiyi mi? Ben keçi tercih ederim. Keçi. Niye abi keçiyi? Yani süt üretimi. Yani sütü iyi bakım yaparsanız süt arttırabilirsiniz yani. Bir de koyun yoğun sermaye işi. Keçi öyle değil. Keçi emek yoğun bir iş. Öyle mi? Tabii. Keçi daha mı avantajlı? Keçi avantajlı yani. Emek yoğun. Sonra iyi bakarsanız süt fiyatı da iyi. Yüksek süt alırsanız. Yani 500 litre süt alırsanız süper bir olay yıldır. Mesela keçi sezon. Sütü ne kadar burada? Şu anda 2 lira civarında. 2 lira civarında. Evet. Desteklemesi var mı? Var. Destekleme ne kadar? Geçen yıl 20 kuruştu. Bu sene bilmiyorum. Başbakan %100 arttıracağız dedi. Bizi kapsayacak mı kapsamayacak mı bilmiyoruz. Peki bir keçi mesela bu sahnen kırması keçi. Bir keçiden ortalama ne kadar süt alıyorsunuz? Biz 3 litreye yakın aldık. Bir keçiden? Evet. 3 litreye. 2.800-2.700 civarında sürü ortalaması bu. Daha yüksek sürü verenler ortalama. Var. Daha evet. Düşük verenler de var. Ama şey önemli tabii yani
laktasyon döneminde aldığınız rakam önemli. Onun için yani yer seçiminde ormana yakın olması çok önemli değil. Otlayabilecekleri yazın ortalık kuruduğu zaman yeşil otlayabilecekleri yer önemli. Yazın yeşil. Yani yer seçiminde bir başka şey önemli. Sütünüzü almaya gelenlerin rahat gelebileceği bir yer olması lazım. Yani işçiliği minimize etmek için. Sevgili izleyiciler, bakınız. Ben Doğan abiyle yaptığımız söyleşiden şunu çıkarıyorum. Keçi çiftliği, koyun çiftliği için yer arıyorsanız yaz kış aracın gelebileceği bir yer olması lazım. En önemli bir husus. Dağın başına keçi çiftliği yaptınız. Sütü almaya gelecek arabanız yoksa, yem getirecek arabanız yoksa, arabayla oraya gelemezseniz hiç oraya. Tabii yani onlar sıkıntı. Onlar sıkıntı. Evet. Artı bir şey daha var. Yani siz çiftliğinize her gün gitmek zorundasınız. Her gün gitmek yani zorundasınız. Evet. Enerji olması lazım. Bak biz de mesela 4 çeker arazi aracımızla yol asfalt olmasına rağmen buraya zor geldik abi. Şükür. Yani değil mi? Bugün kar var gerçi. Kar var. Şey yani enerji olması lazım, yol olması lazım, su olması lazım. Doğan abi. Üçü... Ekstra bir şey sorabilir miyim abi? Şimdi bu oğlan annesi bu mu? Yok değil. Değil mi? Bu geçen seneki oğlak bu. Aa. Evet. Oğlak daha o. Geçen seneki oğlak daha hiç doğum yapmadı. Bunun annesi nerede abi? Bilmiyorum yani. Allah Allah. Annesinden isteyelim bunu biz? İstesen. Verir mi annesi bunu? Ha, dişi mi bu? Erkek mi? Bilmiyorum ki. Aman. Dişi. Dişi kız seni annemden isteyelim mi? Ha? Aman. Ya ne kadar tatlı bir mübarek hayvan. Doğan abi ben böyle bu koyuna, keçiye, bunların yavruna bayılıyorum ya. Böyle ne bileyim yani. Sen de öyle misin? Yok. Bayılmıyorsunuz. Senin bir sürü var Allah vermiş. Ben para kazanmak için yapıyorum bu işi. Öyle mi? Yapma ya. Ekonomik. Vay anasını. Hani diyorlar ya tamamen duygusal diye öyle bu iş. Tamamen duygusal abi. Ya şarabbi şunun güzelliğine bak. Şimdi Doğan abi keçilere kışın bu şartta nasıl bakıyorsunuz? Mesela şimdi herkes baharda böyle keçi yapmayı özenir. Yani baharda yayılıyor, çimenler var. Oh ne rahat keçi bakmak. Kışın işte bu karda ne yapıyorsunuz abi? Doğan ot, abi biraz beri gelelim abi. Bak, ot veriyoruz. Sohbet ederken sayadan çıkıp gideceğiz ya. Her gün yem veriyoruz. Her gün yem veriyoruz. Kesin yani biz her gün yem veriyoruz. Kışın. Kışın aralık başından beri her gün yem veriyoruz. Ne yemi veriyorsunuz abi? Ben normal süt yemi veriyorum. Süt yemi veriyorsun. Evet. Her gün yaklaşık 1 kilogram yem veriyorum her gün. Hmm. Hayvan başına. 1 kilo. Hayvan başına evet. Bu mesela bu havada keçileri ben salmıyorum. Yağmurlu havada hiç salmam. Niye abi? Yani hayvanlar bu soğukta otlamazlar mı? Yani otluyorlar ama ıslanıyorlar. İçeri geldikleri zaman kurumaları sıkıntı oluyor. Yani onun için ben ıslanmalarını istemediğim için salmıyorum yani. Evet. Yani sırtı ıslandığı zaman bu soğuk havada burada nasıl kurur? Kurumaz. Evet. Rahatsız eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum bunun bilimsel bir temeli var mı yok mu? Sevgili izleyiciler, Doğan abiyi ben gerçekten kutluyorum. Ben Güney Marmara'sında ağırlıklı olarak program yapıyorum. Tabii ki Türkiye'nin her yerine, dünya geneline, Mekke, Medine'de biz keçi üzerine, hayvancılık üzerine program çekimi yaptık. Doğan abiyi yakından tanıyorum. Dışarıdan üretim yapmak için gelenler Doğan abiye geliyorlar. Biz getirdik, yardımcı olduk. Danışı Doğan abi her türlü bilgiyi onlara sunuyor. Kimisinin kafası karışıp gidiyor. Kimisi vazgeçip gidiyor. Evet. Kimisi de tamam diyor. En doğru bilgileri aldım. Memnun olup gidiyor. Hakikaten öyle. Şimdi insanlara doğruyu söyledin mi? O dediğiniz oluyor. Yani insanlar mesela internetteki bilgi kirliliğinden kaynaklı adamlar geliyorlar buraya. Böyle internetten okumuş. Bununla ilgili hemen olacak zannediyor. Ama iş öyle değil yani. İnternette çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İnsanlarla gerçeklerle karşılaşınca durum değişiyor. Mesela sahum sistem bu bölgede makineyle sahum yapan bir tek ben varım. Bir kişi daha var herhalde şu anda. İki kişi olduk yani.
Makineyle sahav yapıyorsun. Ben başından beri makineyle sahıyorum. Ama biz makineyle sahıyoruz da, temiz süt sahıyoruz da, hijyenik sahıyoruz da, bize bir fark dönüşü var mı? Yok. Yok. Yok, öyle bir aynı şey yok. Para, yani. Aynı mangır. Evet, aynı. Evet. Sevgili Zeyla, Doğan abinin anlattığından birisinin daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. İnternette öğrendiğiniz bilgilerle amel edemezsiniz diyor. Gerçekler burada. Gerçekler nerede? Karın altında. Adam keçilerinin başında. Öyle. Yani bakıcı ciddi sorun. Evet. Bu işi yani sürü yöneticisi diyorlar şimdi, yeni şey. Ama eğitilmiş insan yok. Meslek liselerine sürü yöneticisi bölümü açılması lazım. Sevgili izleyiciler, işte bir tespitte daha bulundum. Doğan abi hem sürü yöneticisi hem patron. Evet. Yani iki kişiyle, iki tane şahsiyetle muhatap oluyoruz. Bir sürü yöneticisiyle sohbet yapıyoruz. İki patronla. Değil mi? Nasıl Doğan biz, abi? Biz bunları söyledik. Kent konseyinde de anlattık. Evet, evet. Yani ben kent konseyinde tarım ilçe müdürüne de söyledim. Onun da bir takım projeleri olmuş, teklifleri olmuş ama hayata geçmemiş. Fakat bu iş Doğan olması abi, şu mikrofonu tutar mısın abi? Tutar. Hadi bakalım şurada. Heh. Yani heh. Eğitimli bakıcı sorun yani. Hastalıklardan anlayan şey bu işleri. Sonra keçiyle ilgili veteriner hizmeti de çok böyle sağlıklı alamıyorsunuz yani. Anladım. Yok yani bilgi. Evet. Yani bu işe kimse eğilmemiş. Ay. Zaman içinde olabilir, bilmiyorum. Evet. Yani. Devam ediyor şeyimiz. Doğan abi bu kız yaramazlaştı. Kameraman da işaret ediyor orada. Omuzum ağrıdı diyor. Tamam mı? Evet sevgili izleyiciler. Benim de hayvanlarda sevdiğim en güzel hayvan yavruları bunların ya. Tabii bütün hayvanların yavruları çok sevimli oluyor. İnsanların da yavruları çok sevimli oluyor. Tabii büyüdükçe bazılarının sevimlilikleri gidebilir. Ama bunlar ya şuna bak be. Şuna bak. Ah ya Rabbi. Yemin ya Rabbi. Oh. Bunu ye. Ah. Ye bunu ye. Oh çok tatlı. Kameraman seni sevecek mi? Ah. Hayır, bak kameramanla da hiç oğlak sevgisi yok galiba. Oh Doğan abicim. Of zaten ye bunlar. Evet, Doğan abi. Tekenin yavruları işte. Şey sor. Ben gel abi. Aa bu da saldırıyor bana. Gel. Gel bakayım sen gel. Aa. Oh. Bunu olsun abi. Nasıl çiftçiyiz? Anlamadım. Şimdi bir doğdu oğlak mesela. Ne kadar abi bunun fiyatı? Şimdi, kaça gidiyor mesela? Birisi almak istese mesela böyle. Domuzlukları biraz daha pahalı satıyoruz. Ama şey et olarak kesim fiyatı 17 lira şu anda. Et olarak 17 lira. 17 lira. Erkekleri mecburen kestiriyoruz. Yani böyle bu şey mesela birisi oğlak almak istedi mesela. Yani 150-200 lira aralığında. Bir keçi ne kadar abi? Bir keçi de oğlaklı keçi 600-700 lira civarında. Doğan abi senin oğlak pantolu kemiriyor abi. Delerse. Deler. Valla. Deler. Ne, abi delerse bir alır gider mi delen oğlan? Annesine emiyor onu götüremez. Öyle mi? Şimdi Doğan abi. Sen bize hangi oğlan verecektin abi? Size vereyim bir tane. Bak abi en adisini ver bize. En adisini en düzgünü verim. Öyle mi? Oğlan vereyim. Ver abi. Yak getir abi. Sevgili izleyiciler Doğan abinin bize hediye ettiği oğlağı şimdi sizlere gösteriyoruz. Köye götüreceğim. Anneme vereceğim. Benim orada bir oğlak daha var. Çepiş. 7-8 aylık. Ona arkadaş olacak. Oo kahverengi severim. Bu mu? Ey yarabbi. Yarabbi. Bu kahverengi kırmızı. Kırmızı ama şey yani. Kan seviyesi yüksek bu. Yani annesi biz... de iyi bir keçi. Şu benim bacağımı ısıran var. Hangisi o abi? Onu geç.
Abi fare cinsin var mı? Isırıyor ama valla. Şey diyeceğim, derler pantolonunu. Doğru abi. Bunun cinsi ne abi? Yani hepsi bunlar aynı ırk. Aynı ırk yine. Renk değişik çıkıyor bak, bu da öyle. Allah Allah. Evet, getir abi. Bunun annesi beyaz. Beyaz. Allah Teke Allah. De beyaz ama bu öyle oldu. Ulan genetik, ne yapayım genetik. Be arkadaş ya. Ulan. Şimdi buna biz mesela köye götürdüm ben bunu anneme. Ver, nasıl bakacak şimdi buna? Şimdi bunları götürdüğün zaman annene bunlar bozulur. Annelerinden emmediği zaman olmuyor. Bak bizim elde emzirdiğimiz birkaç tane oğlak var. Mesela bak şimdi göstereyim sana. Şu bir tanesi. Bunun ikizi var. Annesinin sütü yetmiyordu. Biz bunu elde besledik ama ikisi farklı. Annesi emdirdiği zaman farklı. Bak mesela bu. Bunu biz elde besliyoruz. Ne kadar uğraşıyoruz. Olmuyor yani. Allah Allah. Tabii. Annesini emecek. Anne, bu ne kaç aylık bu? 14 Ocak doğumlu. 40 günlük falan. 40 günlük. He, bayağı bu artlatmış şeyi yani. 40 günlük. Bunlar iki tane ikiz doğurdu anneler. Bunlar ikiz. İkiz. Evet. Biri beyaz, biri kırmızı. Evet. Biri beyaz, biri kırmızı. Evet. Biri beyaz. Kırmızı biri bizim nasipmiş sevgili izleyiciler. Doğan abi tut abi şunu. Sevgili izleyiciler, oğlaklar emerken çektik, ot yerken çektik, su var burada, keçiler su içerken çeken dedik fakat bir keçiyi ikna edemedik. İşte keçiler buradan su içiyor. Nasıl su içtiklerini ben size göstereyim. Böyle işte buradan keçiler ne yapıyorlar, sulanıyorlar. Biz de keçilerin sulandığı yerden... Temiz yalnız o, devamlı tabii, tabii temiz su. Bu hayvanlar da bizim yediklerimizi yiyorlar sevgili izleyiciler. Ondan böyle bize güzel süt üretiyorlar. Keçi sütü, Doğan abi keçi sütü nasıl bir şey abi? Keçi sütü molekül yapısı küçük olduğu için hazmı kolay bir ürün. Şişkinlik yapmayan, bütün süt ürünleri şişkinlik yapar. Keçi ürünleri, keçi sütünden ürünler şişkinlik yapmaz. Şimdi keçi sütü var mı? Molekül yok, şu anda yok. Biz muhtemelen... Oğlaklar emiyor. Mart sonunda evet. Oğlaklar emiyor. Molekül yapısı küçük olduğu için hazmı kolay. Şişkinlik yapmayan bir özelliği var. Ama tabii talep yeterli talep de yok. Evet. Peki yani millet keçi sütünü satıyorsunuz. Üretici yani fabrika sahibi alıyor da. Vatandaş gelip sizden keçi sütü istiyor mu Doğan abi? Çok istisna. Çok Allah az, Allah. Evet çok az. Sevgili izleyiciler, niye keçi sütü istemezsiniz? Keçi sütü sağlıklı, anne sütüne en yakın süt. Çok internete girdiğiniz zaman kitaplarda keçi sütünün öneminden, lezzetinden, vitamin değerinin yüksekliğinden anlatıla bitirilemez. Ama Doğan abi diyor ki, keçi sütünü biz ancak fabrikaya veriyoruz. Evet, keçi evet. sütünü gelip bizden isteyen yok diyor. Evet, öyle. Ben dahil sevgili izleyiciler yani. Ben dahil. Kameraman da dahil. İşte bu aslında bu bilinci yaymak lazım değil mi Doğan abi? Tüketim artsa, isteseler... Yani alışkanlıklar kolay değişmiyor. Yani evet. Alışkanlıklar zor değişiyor. İnsanların alışkanlıklarının değişmesi için zamana ihtiyaç var. Sadece bilmek yetmiyor. Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ismi Eğitim Bakanlığı. Evet, Öğretim Bakanlığı değil. Herkes bilir ama yapmaz. Evet. Bu böyle bir şey. Bir de arz önemli. Pazarda ulaşılabilir olması lazım. Evet. Yani büyük şehirlerde keçi sütüne ulaşılabilir olması lazım. Bu bir sistem. Evet. Şöyle çok diyelim kolay Doğan değil. Abi. Çok kolay sevgili değil. İzleyiciler şöyle özetleyelim. Programımızı Doğan abiyle olan bölümünü burada bitiriyoruz, sonlandırıyoruz. Ben şu hususlara buradan vurgu yapmak istiyorum. Keçi sütünü içelim, kullanalım. Tabii ki oğlak etini de kullanalım, yiyelim. Keçi etini de kullanalım. Keçinin etini de kullanalım. Yani, yiyelim ki keçi üreticileri çoğalsın, üretim artsın. Değil mi? Su içiyor, çek çeksen. Su içiyor evet. Çek kameraman. Ya Rabbi çek, bak. Çek yerinden çek. Dua ediyor. Bak şimdi bak şimdi bak sevgili izleyiciler görüyor musun bak. Besmele çekti. Şükürler olsun diyor. İçiyor. Evet. Suyu işte dilimizde 3 yudumda için diyor bak. Keçi de ikinci yudumunu içiyor ama 3'e geçmedi. Ya kadın beni güldürdü. İki evet bitirdi bak şimdi bir yudum daha alacak şimdi bak üçüncü bak şimdi bak gerçekten sevgilinize bak
İkinci yudumda işte, üçüncü yudumuna bak. Bak şu an doğasını okuyor, evet. Evet, üç işte, evet sevgili izleyiciler. Üçüncü yudumunu içiyor. Tamam. Bitti, bitti bak. Tamamen şeye uygun yani. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi. Üç yudum içti bu mübarek hayvan. Değil mi? Şöyle. Şöyle yaklaşıyorum. Kaç yudum içtin? Afiyet olsun. Evet, şimdi artık ot yiyor. Evet sevgili izleyiciler. Üretici dünyasının bu bölümündeki konuğumuz keçi üreticisi Doğan Özaslan idi. Teşekkür ederim. Son mesajın neler? Keçi işi yapmak. Kısa hemen, çok özet. Keçi üretimi yapmak isteyenlere tavsiye nedir Doğan abi? İyi araştırma yapsınlar. Bir. Evet, bir. İki, yer seçimi çok önemli. İki, yer seçimi çok önemli. Üç. Üç, ırk seçimi çok önemli. Irk seçimi çok önemli. Dört. Dört, kendisi bu işe soyunup yapabilecek olması lazım. Bence evet. En önemli bölüm. Sürü yöneticisi, sürü yöneticisi. Değil mi? Yani öyle. Evet. Bakıcı bırakıp gittiğinde sopayı alıp devam edecek. Doğan abi, benden sürü yöneticisi olur mu? Olmaz. Niye abi? Bu meşakkatli bir iş, zor bir iş. Beni yakıştıramadım yani, sürü yönetici yapamam. Bak hayır, televizyon programı yapıyorum, sürü yönetici yapamam mı? Öyle değil. Sürü yöneticisiyle televizyon programı ayrı şeyler. Evet. Farklı şeyler. Zor bir iş. Yani bir meraya gideceksiniz. Hayvanları yürürken beraber yürüyeceksiniz. 6 saat, 7 saat beraber yürüyünce akşam kımıldayamazsınız. Evet. Yani bu da zor işler. Doğan yani. Abi çok teşekkür ederim. Programımızın konuğu oldunuz. Çiftçi TV'de üretici dünyasında inşallah söylediğimiz sözlerden, tespitlerden, yorumlardan, görüntülerimizden inşallah çiftçilerimiz, üreticilerimiz kendilerine göre güzel bir şeyler çıkarırlar. Üretim güzel, iyi üretim yaparlar. Üretimimiz artar diyoruz. İnşallah. Sevgili izleyiciler, kar kış demeden üretici dünyasında üreticilerin neresinde oluyoruz? Yanında oluyoruz. Yanında, evet. Yanındayız. Evet. Sizi tanıyalım abi. Veli Bozoğlu, Suçukdağ Atgölcük Köyü'nden. Veli Bozoğlu. Evet. Sizi tanıyalım abi. Süleyman Bozoğlu, Atgölcük Köyü'nden, Suçukdağ. Şimdi siz ne üretiyorsunuz abi? Biz abi küçük baş hayvan bakıyoruz. Küçük baş? Evet. Küçük baş. Küçük? Baş. Baş. Evet. Koyun. 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 Koyun üreticisi Veli Bey. Evet. Sürü yöneticisi Veli Bey. Evet. Sürü yöneticisi yardımcısı Süleyman Bozoğlu. Süleyman Bey. Evet, evet sevgili izleyiciler. Yardım. Veli abi, isterseniz bak, biz üreticinin yanındayız. Şöyle koyunların yanına gidecek miyiz abi? Buyurun abi, gidelim. Çiftçi TV'deyiz Veli abi. Evet. Çiftçi TV kimin abi? Çiftçinin. Sizin abi? Evet, çiftçinin. Çiftçinin tabii. Yani, Süleyman abi, Çiftçi TV kimin abi? Bizim abi. Sizin ya, sizin. Şimdi istersen Veli abi, bu bak bak biz ne yaptık? Evet. Her yer kar değil mi? Evet. Arazi aracımızla geldik. Evet. Hiç bizden başka gelen olmamış. Sizden başka. Sefta biz karda böyle doğru. Kışta tehlikeli ama abi biz şunu merak ettik Veli abi. Tehlikeyi yenmek. Üreticimiz, üretici dünyasının özelliği bu. Bize dediler ki ya karda kışta puram mı olur? Evet. Hava soğuk. Niye olmasın ki yaptıktan sonra? Ha, yaptıktan sonra yani, niye olmasın ki? Yani. Değil mi? Evet. Evet, tamam oluyor. Biz işte onu merak ettik. Şu elektrik direğimizi çekelim. Benim damıma zarar Veli verecek. Abi bir saniye. Biz üreticimiz kar kışta niye gidiyorsunuz dediler puram yapmaya? Evet. Kar kışta puram, havalar güzelleşsin. Ya havalar güzelleştikten sonra çimenleri açtıktan sonra herkes üretim yapar abi. Herkes koyun bakar. Herkes evet. Ama önemli olan havanın üretici bu karın altında ne yapıyor ya? Evet sevgili izleyiciler. Ben şöyle takdim edeyim. Üretici Dünyası programı olarak Çiftçi TV'de birlikteyiz bundan sonra inşallah. Üreticilerimizin yanındayız. Bizim programımız bilgilendirme, bilgi, eğitim, tanıtım programı, arazi programı. Arazideyiz.
kar kış demeden, yaz kış demeden, köy ova şehir demeden üreticilerin olduğu her yerde üretici dünyası var. Tabii ki biz örnek çiftlikleri, örnek üreticileri ekrana getirdiğimiz gibi küçük büyük her türlü üreticiyi ekranlara taşımak istiyoruz. Çünkü büyük üreticiler var, küçük üreticiler var. Büyük üreticileri prama çıkarıp tanıttığımız zaman, yayın yaptığımız zaman küçük üreticiler ne yapıyorlar? Bozuluyorlar. İşte biz de üreticiyiz, biz de insan değil miyiz? Biz üretici dünyası olarak küçük büyük üretimin olduğu her yerde bizim üretici dünyası var. Veli Bozoğlu da daha önceden tanıdığımız bir arkadaşımız, koyun üretiminde bu bölgede örnek gösterebilecek üreticiler. Mera'da sayası var. Kar bastırınca ne yapmış? Evine kaçmış. Evinin yanında da hayvanlara da bir ev yapmış. Değil mi Veli abi? Evet abi. Veli abi, şimdi sizi tanıyalım. Siz Veli Bozoğlu'sunuz. Evet. Ama biz yazın dışarıda Mera'da bakıyoruz. Kışın da evimizin yanında burada yemini, samanını veriyoruz, otunu veriyoruz. Sıcacık evimizde yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Buraya ne zaman getirdin koyunları? Bu zaman Ocak ayında getirdim. Mardın sonunda köyü terk ediyoruz. Mardın sonunda köyü terk ediyoruz. Kaç tane koyun var abi? Mera'ya çıkıyoruz. 100 tane koyunumuz var abi. Allah. Süleyman. Abi biz sohbet ederken babanla sen de boş durma. Tamam. Arkadan bir tane koyun getir bile çabuk. Koyun, kuzu ne yakalayabilirsen, nasip ne varsa. Evet Veli abi. Konuş abi. Ya bu kuzulatıyoruz, kuzularını ayırıyoruz, satıyoruz. Anladın mı? Yani bu şekilde geçimimize devam ediyoruz. Bu tok kuzumuz, toklu. Abi bu ne ırkında bu? Merinos kırması. Merinos kırması. Sen merinos musun? Amanın yarabbim, öp bakayım. Harika. Öp bakayım. Ya çok mübarek hayvan. Salma sakın ha. Veli abi. Evet abi. Abi ben gerçekten şu koyunculuğa bayılıyorum ya. Koyun, keçi. Yani müthiş mübarek hayvanlar. Evet. Çok seviyorum, ne bileyim. Yani köylü çocuğuyum, ondan mıdır bilmiyorum. Yani mübarek hayvanlar ya. Şimdi sana göre nasıl abi? Abi benim için de çok güzel. Seve seve yapıyoruz bu işi. Sevmesek zaten hiçbir şey olmaz. Yani sevmediğim bir şeyi zaten yapamazsın. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun bunu abi? Bu 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. 10 yıldan beri? Evet. Kaç tane koyun var abi? Abi 100 koyunum var. 100 koyunum var? Evet. Veli abi, atalarımız bu Balıkesir bölgesiyle ilgili ne demişler abi, biliyor musun sen? Bilmiyorum abi. Atalar üzerine pek okumadım. Ben söyleyeyim abi. Evet, buyurun. Atalarımız Balıkesir için ne demişler biliyor musun? Balıkesir bölgesinde buğday ve koyun, evet, gerisi oyun demişler Veli abi. Doğrudur. Doğrudur. Bu söz bana şunu anlatıyor. Demek ki ya koyunculuk geri kalmış abi. Bu bölgede, Marmara bölgesinde koyunculuk geri kalmış. Geri kalmış abi, geri kalmış. Koyunculuk. Artırmalı abi. Artırmalı. Yani çiftlik kurulmalı ama tek başımıza yapamıyoruz. Yani 3-5 kişi birleşip olması lazım. Destek olması lazım. Yani destek yok. Destek yok. Peki destek, evet, yok. Veli abi, köstek var mı abi? Köstek büyük, çok büyük var. Nereden var abi? Abi her yerden köstek. Sen mi köstekliyorsun? Yok, hayır. Peki Veli abi, şimdi bak, evet, senin bu çocuk köyü bırakıp, koyunculuğu bırakıp kaçmamış görünüyor. Öyle kaçtı, görüyorum ben. Kaçtı bu, kaçtı. Bugün izinli olduğu için geldi. Bu. Yapma ya. Evet, motosiklet tamircimiz. Vay nokta vay. Kaçtın demek. Evet. Motosiklet tamirciliği yapıyorsun. Evet. Abi. Motosiklet tamircileri de lazım Veli abi. Evet abi, tamirci de lazım. Ama en azından kendi motosikletimizi tamirleyelim dedik. Ama Süleyman bak yine geliyor, bak koyunu seviyor, kuzuyu tutmuş. Evet. Tamam mı? Yani sana yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Ya. Yani yarın yani, isterse yani bir koyun çiftliği o da yapabilir. Yapabilir. Yani bir ne bileyim ilgilenir. Yani adam tamam şehirde bir esnaflık yapsın ama hayvancılıkla ilgilensin, ben öyle düşünüyorum. Yani. Peki Veli abi, sana soracağım biraz. Dobur soracağım sana. Buyurun abi. Tamam mı? Koyunculuktan para kazanıyor musun abi? Allah bereket versin abi. Koyunculuktan para kazanıyoruz. Kaç para kazandın? Kazanılan para söylenmez abi. Şimdi yani Allah bereket versin. Dost yani var, düşman var diyorsun. Yani, tamam mı? Hasetçi var, fesatçı var. Yani. Kazanılan tamam para hiçbir zaman. Kulağıma söyle abi. Nasıl abi? Kulağıma söyle. Duymasınlar. Zarar da etsen, kâr da etsen söylenmez abi. Veli abi. Tamam. Duymasın şeyler. Hani
böyle abi, şeyciler vardı. Kulağıma söyle abi. Yıl yıla fark eder abi. Şimdi bu sene 50 alırsın. Bir sene 25 alırsın. Yani o şans üzere. Bu sene koyun pek para yapmıyor. Yapmadı mı? Yapmadı. Bu geliş zarar. Yapma ya. Evet. Bu sene koyun işi peki, bozuk. Mera var mı sende abi? Var abi. Nerede? Mera benim su çıktığım başında. Ha. 200 dönüm arazim var. 200 dönüm arazi. Evet. 200 dönüm arazide mi bakıyorsun bu koyunlara? Evet abi. Yaz kış. Yaz kış. 135 dönüm kendime ait. Hı. Geri kalan da icar. 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 İcar paraları ne kadar Veli abi burada? İcar parası dönümüne 10 lira, 20 lira, 25 lira. Yani yerin durumuna göre değişiyor. Sevgili izleyiciler bak ben özetliyorum bazen böyle. Yani flaş cümleleri çıkarıyorum. Veli abi diyor ki mera tuttum diyor. İşte dönümü yani bir dekarı bir dönümü yıllık değil evet, mi? Yıllık, yıllık bu. 10 lirayla 30 lira arasında diyor. Evet. Abi aslında köylüler de üretime katkı sağlıyor. Mesela adamın koyunculuk yapmıyor ama merayı sana veriyor mera, mesela. Evet merayı bize çok veriyor. Çok güzel bir hizmet. Yani evet. Küçük cüzi bir para alıyor ama yani, birisi istifade etsin. İstifade etsin evet. Evet çok güzel ya. Yani yerin peki, Veli abi sen 10 yıllık koyuncu olarak, evet, koyundan para kazanmış birisi olarak. Buyurun. Mernos değil mi bu? Evet. Mernos. Koyun üretimi yapmak isteyen, mesela şimdi bizi izleyen, Çiftçi evet, TV'yi izleyen, Üretici Dünyası izleyen birçok kişi şimdi bakıyor şimdi koyun programı, evet, Üretici Dünyası'nda. Merak ediyor yani ben de böyle bir koyun çiftliğim olsun, böyle 50 tane 100 tane çobanlarım olsun, köpeklerim olsun falan diyor. Hep hayal evet, hayal ediyorlar ama. Hayal evet. Bu hayal ama, hayal kuranlara, hayalperestlere, hayali olanlara ne dersin abi? Abi hayalle olmuyor. Yani yapacaksın, göreceksin. Kazandıktan sonra karar vereceksin. Hayalle hiçbir şey olmaz. Hayalle giden akşam hayal ederiz. Sabahleyin gene kalkar gene hayal ederiz. Başka yapılacak bir şey yok. Veli ama abi, canlı yaparsan o zaman kendin ne kazandığını da görürsün, kaybettiğini de görürsün. Veli yani, abi şimdi bak şimdi şu bak şu televizyonun başında şu delikanlı var ya bak şu evet, bak tap bize bakıyor bak. Evet. Şimdi o adam diyor ki ya diyor ben nereden başlayayım diyor. Veli abi bana bir şey söylesin diyor. Tamam mı şimdi? Bak şimdi bu adam görüyorum değil mi abi? Görüyorsun değil mi? Heh. Evet. Tamam mı? O ne dersin ona? Hayvancılık, koyunculuk yapmak istiyor. Ne dersin? İki kelime kısa söyle. Abi koyunculuk yapmak istiyorsa ilk etapta başlayacak. Yani 20 koyundan başlayacak. Oradan devam edecek. Yani büyük çiftlik kurmak istiyorsa 100 taneyle başlayacak. Devam edecek. Ha. Büyük çiftlik yani, kurmak istiyorsa 100 taneyle başlayacak taneyle en az. Evet. Küçük kurmak istiyorsa küçük abi. Küçük kurmak istiyorsa 20 taneyle başlayacak. Devam ettirecek kendine. Şimdi ilk etapta yani durum bozuk olduğu takdirde 100 koyun alırsan 100 koyun seni de götürür, koyunu da götürür. Sevgili izleyiciler, Veli Bey'in çok özel bir projesi var. Onu birlikte biz uygulamaya başladık ama tam başarılı olamadık ama güzel bir proje. Herkes sürü sahibi olsun. Herkes sürü sahibi olsun. Veli Bey koyuna bu sene 20 tane koyun kattı. Yani vatandaş 20 tane koyun aldı, Veli Bey'e kattı. Tanesi 20 liradan baktı. Sonra ne oldu Veli abi? Zamanı geldi ayırdı abi. Ayırdı evet. Aslında yani Ekim ayına kadar veya Kasım ayına kadar tabii, bakabiliyorsun. Şimdi mesela adamın 20 tane koyunu var. Ya 20 tane koyuna yer bulacak, çoban bulacak, bakacak. Başında koşturamaz. Küçük işletme. Evet. İşte Veli Bey alıyor bunu. Tamam mı? 20 tane sen, 20 tane o, 20 tane o, 100 tane koyun alıyor. Bir çobanlığını yapıyoruz. Bir çobanlığı yapıyor. Yeri de hazır. Böyle bir proje de var. Aslında küçükbaş hayvan üreticiliği için bir proje bu. Evet, proje. Yani çünkü önceden Veli abi ne vardı? Köylerde şey vardı. Sırtmaç vardı. Sırtmaç, evet. Büyükbaş hayvanlara bakan. Köy çobanı. Köy çobanı vardı değil mi? Herkes vardı. Keçilerini katardı. Akşama kadar keçilere bakardı. Keçiler herkesin evine giderdi akşam geldiğinde. Evet. Şimdi bu yok abi işte. Bu olması lazım aslında. Bu sistem bu şekilde değil. Kışın ayrılıyor. Yazın Mart, Nisan aylarında birleştiriyoruz. Heh. Ondan sonra Ocak ayına kadar devam ediyor. Bu şekilde. Bu şekilde devam ediyor yani bakımı. Hı-hı. Rahat bakım oluyor. Hı-hı. Ondan sonra kış mevsiminde evinde sayısında bakabiliyor. Herkes sayısında. Öyle de olabilir. Herkes sayısında bakabiliyor. Mesela şehirdeki bir vatandaş da mesela ya katsın sana yaz kış sen bak mesela. Yani o şekilde i̇şte olur. Tabii evet. Adamın parası var, yani, sermayesi var. O sermayesi olan için ister hobi evet, amaçlı mesela evet, köyde bir sürüm olsun. Yani, Veli Bey'de bir sürünüz olsun işte. Yani, 20 tane koyun evet, kattın. Yaz kış yeri var. Çoban yardımcısı pardon. Şey ya ne diyorduk oğlumuz ya? Sürü yöneticisi. Sürü yöneticisi. Sürü yöneticisi yani. Evet. Tamam. Evet. Veli abi bir de şöyle koyunlara yakından tanışalım bakalım bir.
Sevgili izleyiciler, işte tavşan üreticisi Veli Bey'in tavşanı bu. Ah, çünkü tavşan kulağından tutuluyor değil mi Veli abi? Tutulur abi. Evet. He, yani çünkü öbür tarafı çırmalar. Yani. Bu maşallah ne kadar güzel. Ay hayvan ya. Ya Rabbi. Mübarek hayvan. Ah, oh, oh, oh. Veli abi, bu tavşan yenir mi abi? Bu yeniliyor abi. Bunu hediye olarak da arkadaşlara ben hep hediye veriyorum. Yiyorlar mı? Evet. Sevgili izleyiciler, gerçekten bir tavşan yiyeceğiz. Bunu biz keselim, yiyelim abi. Evet abi. Maşallah. Ne kadar et çıkar Veli abi bundan? Bundan abi hemen hemen 2 kiloya yakın et var. Oo. Evet. Çok güzel, harika. Evet sevgili izleyiciler, Veli Bey'in bize hediyesi tavşan. Şimdi bu tavşanı biz keseceğiz inşallah. Yiyeceğiz. Artık cızbız yapacağız Veli abi. Veli abi çok teşekkür evet. ederiz ya. Hiç Dediğim bize abi. Sürpriz yaptın ha. Hiç tavşan Hayır. yoktu bizim şeyimizde ha. Evet abi. Yani sen böyle gelen böyle özel misafirlere böyle Hiç, sürpriz yapıyorsun evet, ha. Evet abisi. Vay anasını ya. Bu şekilde anladın mı? Gelen arkadaşlarımıza tavşan veriyoruz. Tavşan kesiyoruz. Kuzu kesiyoruz. Daha kuzularımız yetişmediği için size kuzu kesemedik. Evet. Veli abi ben tabii şimdi seni biz merada çekmek istemiştik. Sevgili izleyiciler. Biz üretici dünyasını Veli Bey meradaydı. Merada sayası vardı. Koyunlar oradaydı. Merayı düşündük ama aradık. Ben dedi evdeyim. Çünkü karkış bastırınca böyle evet, eve gelmiş. Eve gelmiş. Evet. Ama biz seni merada da çekmek istiyoruz Veli abi. Bir takı sefere. Tabii merada evet. koyunlarla beraber otlarken köpeklerle beraber evet. çekmek istiyoruz. Bu şekilde çekeriz abi. Gerçekten sizi kutluyorum. Örnek bir üreticisiniz. İkindi ezanı okunuyor. Biz de başka bir üretici programı çekmek için başka bir üreticimizin yanına doğru ne yapıyoruz? Arazi aracımızla bu karda kışta yol almaya, gezmeye devam ediyoruz. Veli abi, Çiftçi TV'deyiz. Çiftçi TV ne yapıyoruz? İzliyoruz. İzliyoruz. Çiftçi TV'de hangi programı izliyoruz abi? Çiftçi TV'yi izliyoruz. Üretici dünyasını Veli abi. Üretici dünyasını. Tamam, peki. Hadi, hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle.